Selamlar, yine ben. Evet, son videomun üzerine yeni bilgiler çıktı. Yeni bilgiden çok, Valorant'ta gelecek olan Türk ajanın yetenekleriyle görseli paylaşıldı. Öncelikle ben haklıyım demekten asla utanmıyorum. Eğer bu bilgi kesinse bir kadın karakterimiz var. Evet. Öncelikle, görmüş olduğunuz üzere C yeteneği Prowler. Düşmanı 3 saniye boyunca kör eden bir yaratık gönderir. Aynı Sky'da olduğu gibi. Q yeteneği Shyze. Düşmanları içine çeken, hasar veren ve onları sağır eden bir köre. Yoru ile Reyna'yı birleştirmişler. E yeteneği Haunt. 12 saniye boyunca düşmanın yerini açığa çıkaran bir göz. Bu Valorant dosya yazılımlarında görülen toteme benziyor. En azından totemin resmi yok. Fakat fanartlarda yapılan totemin resmine birebir benziyor bu E yeteneği. Her neyse, X yeteneği yani ultisi ise Nightfall, düşmanı sağır bırakan, yerlerini açığa çıkaran ve çürüten bir sis oluşturur. 12 saniye boyunca, 12 saniye yazıyor çünkü. Sızdırılan görselde en azından. Şimdi düşmanı sağır bırakıyor. Ses alamadı diyelim. Yerlerini açığa çıkarıyor. Sova var. Sis gönderiyor. Zaten bir için ultisine benzer bir görsel. Omen var. Sağır bırakmakta da kim olsun. Yani Killjoy'un bu yerdeki botu olsun veya Chamber'ın bu yavaşlatma olarak attığı kamerası olsun. Yani burada tüm karakterleri birleştirmişler, demişler ki alın bu Türk ajan. Ama sıkıntı şu, biz hacker olarak biliyorduk ve karşımıza çıkan saçma sapan, inşallah doğru olmayacak olan bir karakter. En azından ben hacker bekliyordum ve beni geçtim, %67'lik bir dilim hacker bir karakter bekliyor, böyle yetenekli biri değil. Çünkü tüm karakterlerin karması olmuş, bana göre saçma. Zaten bu görüntü kesin değil, bunu bir baştan söyleyelim. En azından sızan şekli bu. Ama şöyle bir şey var, yapan öyle bir yapmış ki o paylaşılan makaledeki yüzüğü takıyor. Hint kınaları var, kimse değinmemiş ama Hint kınası onlar belli ki. Hint kınaları var ellerinde. Eldiven takıyor jet gibi. Ya bence tüm karakterler karıştırılmış. Bunu Türk ajanımızın kendisi de sızdırmış olabilir böyle. Bakın bu benim diyerekten. Şöyle bir durum var demeyi unutmuşum. Cypher'ı seslendiren kişi bir video paylaşmış. Daha doğrusu bir story. Ve onun haricinde poligonda ise bir Brimstone'un hapishanesi var. O hapishaneye belli ki bu ajanımızı tıkmışlar. Cypher onunla konuşuyor. İşte tamamdır artık ekibimiz de sindir diyor. Ve onu oradan çıkartıyor. Ama son güncellemede şu kapının arkasında bir hücre olduğunu gördük. Bu resmin temiz halini oyun dosyalarından birisi açıklamış ve tadam! Parmak izi korumalı bir hücre. Brimstone şantajcıyı buraya kapatmayı planlıyor olabilir mi? Durum daha bitmedi. Cypher'ın seslendirmesini yapan ses sanatçısı Instagram'dan şu videoyu paylaştı. Hey! Ses analizi tamamlandı. Artık ekibe katılabilirsin. Ama dur. Hemen değil. Birçok görsellerde de bu hapishane gösteriliyor ve benzeri. Yani dediğim gibi ajanı yakalamışlar, ajanı orada tutmuşlar, parmak iziyle çalışan bir mekanizma var zaten orada. Orayı hackleyip kaçabilirdi, niye kaçmadı bilemeyiz. Cypher en azından o karakteri onaylamış ve artık bizim takımdasın demiş. Sıkıntı şu, daha karakterin gelmesine bir ay var ve bir ay önceden böyle şeylerin sızması saçma. Dediğim gibi ya bu fanart ya da bizim karakterimiz sonuçta tüm bilgileri açığa çıkaran gizli bir karakter olduğu üzerine böyle saçma salak bir şekilde bu karakterimizi öne çıkarsa cidden boşa oyalanmış olurlar, çıkarsınlar gitsinler abi karakteri. Ama kadın karakteri de hala defans konusundayım, yani hala arkasındayım, bunu demek isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Bye bye.